Ark'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. 40. bölüme kadar geldik. Şunu şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Seride birçok şeyi başardık. Gayet iyi gidiyoruz. Fakat bölümler ilerledikçe seriye olan ilgi falan azalıyor. Yakın bir süre içerisinde seriyi bitirme ihtimalim var. Yarıda da bitebilebilirim. Gerçekten çok umurumda değil. Saçlarım çok kötü zaten. Moralim bozuk. Buraya bakar mısın ya? Düzelmiyorlardı. Seriye like'larınızla destek verebilirsiniz. Sadece söyleyecek olduğum şey bu. Neyse, lafı uzatmayayım. Aniden seri biterse gerçekten şimdiden söylüyorum, kusura bakmayın. Ama farklı seriler gelir yani, merak etmeyin. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şu Jarboa'nın üzerindeyim. Bir dakika, size bir şey göstermek istiyorum. Bu çok saçma. 100 bin sağlığı varmış bunun. Şunu bir hasarını attırayım. Bu 900 vuruyordu. Bunun minyonları şey vuruyordu arkadaşlar. 2000 vuruyordu da şu anda sağlığını birazcık arttı. Bu arada çok hızlı gördüğünüz gibi. Sağlığını biraz arttırınca bakayım kaç vuracak. Sadece 900 vuruyordu. Minyonları geldi mi? Hadi gel. Minyonlar nerede lan? Bakayım kaç vuruyor şimdi. Ha, 2300 vuruyor. Normalde bu 900 vuruyordu la. Hah. Hacım, minyonlar geldi. Minyonlara bu vurur ki. Aa, ben bunu şimdi kızdırdım değil mi? Neyse, 8900 güzel. Şuna bir tane vuralım bakalım. Minyonlar. Minyonlarını ha, minyonlar vurun siz. Vurun bir bakayım. 2300 vuruyorlar. Aynen öyle. Minyonlarıyla bu aynı vuruyor. Çok saçma. Bana çok saçma geldi. Anlayamadım. Neyse. Ama çok hızlı değil mi lan? Bir şey vuruyor burada. Gerçekten bunu yapıyor musun lan? Gerçekten sen buradaki dinozordan kalkıp ne istiyorsun? Sonra bütün kaplumbağalara ölüm mü diyeyim, ne diyeyim? Neyse, biz en son bölümde ne yapacaktık arkadaşlar? Biz bir şeyler üretmeye falan başlamıştık değil mi? Mesela şunun adı arkadaşlar çok enteresan. S17 756 653-2Y mesela. Ürettiğimiz şeyin adı bu. Biz şu anda giga üretecektik bir tane. Zaten sunucuda ben pek bir giga göremedim. Gerçek giga var mı lan sunucuda? Bir dakika bir bakayım. Giga o kadar çok masum duruyor ki sunucudaki dinozorların yanında. Giganotosaurus var mı? İki tane varmış bu arada, 60 seviye. Enteresan, giga varmış. Hiç görmedim ama ya. Şuradaymış bir tanesi. Enteresan. Neyse, geldim şuna. Primal Tech Bench'e. Primal Tech Bench'te ben arkadaşlar, aynen giga burada. Hidrolik, lubricant ve servo gerekiyor. Malzemeler burada mıydı? Servodan 3 tane üretebiliyorum. Ruben gerekiyor. Ruben'den kaç? 5 tane üretebiliyorum. Üret. 18 tane daha üretiyorum tam şu anda. Bir dakika. Bundan üretince bundan da üretmeye başladık. Gigo için servo gerekiyor, lubricant gerekiyor, hidrolik gerekiyor. Abi bunlar çok karışık yapılıyor, biliyor musunuz ya? Hiç hoşuma gitmedi. 13 tane bundan üretsem servodan 25 tane gerekiyor dedi mi? Yanlış anlamadım ben. Evet, 25 tane gerekiyor. Baya baya lazım. Lubricant'tan ne gerekiyor? Lubricant'tan 7 tane daha gerekiyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum da. 26, bunu bir 7'ye yapalım şimdi. Hidrolikten 18 tane gerekiyor. Şimdi abi gel gelelim şuna. Bir dakika. Tamam. Bir tanesini hallettik. Servodan 7 tane daha. Hidrolik gerekiyor ya, 18 tane. Lubricant okeydi. Hidrolik yapmak için abi yine lubricant gerekiyor. Biraz daha lubricant yapalım. 30 tane daha yapar mısın bana hacım? 18 tane bundan gerekiyor. Geriye kaldı 7 tane bundan. Çok zor yapılıyor abi. Hidrolikle servo çok zor yapılıyor. Onu fark ettim. Şundan bayağı bir yap abi bana. Bayağı rubber yap ya. Rubber artık nasıl okunuyorsa. Hacım son olarak şundan 7 tane yap da yapalım şu gigayı ya. Hadi canım benim, hadi. Evet, geliyor abi. Geliyor. Bir dakika lan, gelmiyor. Lubricant'tan yine 2 tane. Niye lubricant eksildi? He, galiba servo yaparken lubricant harcıyoruz galiba değil mi? Aynen, servo yaparken lubricant harcıyoruz. O zaman lubricant'tan 2 tane lazım bize. Bu 1, bu 2. Tamam, gelsin giga. Arkadaşlar giga geliyor. Giga'dan bir tane ürettim. Bizim gigamız olacak bu. Ne kadar yavaş üretiliyor lan. Geç. Bir de şundan. Aa, bunun için hiçbir şey kalmadı. Metal kalp, rubricant. Aslında şundan da üretmek istiyorum ben yine, biliyor musunuz? 162 level 1 primar raptorum olsun istiyorum ben. 162'si nasıl olur diye çok merak ediyorum. Sırf o yüzden yani. Ama her şeyden bayağı bir yapmak gerekiyor. Onu da şu anda yapacak konumda falan filan değilim. Zaten bu kadar uğraşıyoruz saçma sapan arkadaşlar. Seriyi izleyen kişi sayısı, likeleyen kişi sayısı bayağı bir azaldı. Şimdi ben sırf böyle söylediğimden dolayı arkadaşlar bir sürü kişi like atacak. Muhtemelen 10 bin like falan filan olacaktır diye tahmin ediyorum muhtemelen ama. Ya çok anlamsız geliyor abi ben. Şey, bana daha doğrusu. Bayağı uğraştırıyor. Hayvan gibi seri yani, anladın mı? Cidden çok zor seri yani. Bu seriyi devam ettirebilmek için moral gerekiyor abi. Ben size serinin başı... Sen mi sabahtan beri şey yapıyorsun? Serinin başında bu şekilde anlaşmamıştık biz. Ya nasıl anlaştı? Ya ben de böyle çok nazlı bir YouTuber'ım, anladın mı?
Farkındayım nazlı bir YouTuber olduğumun falan filan da. Bazı noktalarda bu arada, her zaman değil. İşimin farkındayım. Yapmak zorunda olduğumun, görevlerimin farkındayım ama arkadaşlar, yani bu seriyi çekmesem daha kolay bir seri çekilir. Bunun yarısı kadar izlenirse benim için çok önemli değil. Yani benim için lazer kanalıma ne attığım falan filan da önemli değil açıkçası. Elimden geldiği kadar kaliteli bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum. Bu arada Giga'yı aldık. Kaliteli bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum da şöyle bir durum var. Başka bir şeyler de denenebilir. Artık belki de denemenin zamanı geldi. Belki de sürekli Ark Minecraft mini seri. Ark Minecraft mini seri falan filan. Belki sıkmıştır sizi. Başka bir şey de denenebilir. Bilmiyorum. Neyse. Bu konuyu bir kenara kaldırıyorum arkadaşlar. Biz videomuza devam edelim ya. Çok önemli bir şey değil bence. Giga yazalım şuraya. Giga. Tek Giganotosaurus eğri. Tamam. Metal, lif ve deri gerekiyor. Hepsi burada var mı? Giga yazdım. Yazdım bu arada. Lif ve deri eksikmiş. Yani deri her yerde var. Belki bunda da vardır. Var mı? Var. Lif. Lif sende olması lazım ama beni böyle uğraştırma ya. Neyse, lif topla. Teşekkür ederim. 1500 lif topladı aniden. Alfa Terzi, sana bastık mı? Biz basmadık sana uzun zamandan beri ya. Sana bir sağlık basalım. Liflerini de alayım. Ver lifleri. Evet. Lif ve deri. Ne oluyor lan? Oo hacılar. Ne yapıyorsunuz lan? Siz neden buraya kadar geldiniz böyle? He? Toksikler sizi. Evet, Giga yazıyorum ve eğerini yapıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şuraya bak. Bir sürü malzeme hazırlıyoruz. Element parçası, hidrolik, işte lubricant, metal kalp, metal külçe, petrol, polimer, primal sol ve servo. Yani alakasız bir sürü bir şey ya. Evet, Giga'mızı yaptık. İlk kendi üretim Giga'm arkadaşlar bu. Ne oluyor yine? O mu? O bu mu? Gerçekten sen mi buraya kadar geldin? İyi, tamam, öldü. Giga'mı ben nereye koyayım bakayım? Nasıl bir şeymiş, merak ettim ya. İnşallah sağlığı, vuruşları falan filan. Bir level olarak gelecek değil mi lan? Bildiğim bir level olarak gelecek. Hadi tükettim. Bakayım. Oo. Aa, güzel bu arada. Kendi üretimim. İsmi S64. Plaka gibi. Yani S64 696 X 433 9Y. Seviye 1. Seviye 1 olması çok kötü be. Evet, ver bakalım Giga eğerini. Binebilelim. 60 seviye bir eğer. Tamam, buna bir ne basalım? Al bakalım sana bundan. Al. Al ya, al. Bayağı al. Tamam, güzel. Oha, 591.000, 5000 alıyor lan sağlık. Sağlık basmam o zaman ben buna, fiziksel hasar basarım. Bir seviye olması çok kötü. Bir seviye olması berbat bir şey lan. Bu ne böyle bir seviye? Kaç? 17.000 mi? Lan Raptor bile 13.000 vurmuyor muydu, 12.000? Koskoca gigasın sen. Ben ürettim seni. Gerçekten 17.000 mi vuruyorsun ya? Abi inanılmaz kötü ya. Lan Allah belanı versin senin. Bu ne? Ne yapıyorsun? Özelliğin ne? Kükrüyorsun mal gibi. Okey. Tamam, C'ye basıyorum. Hiçbir şey yapmıyorsun. Şey modu açtı. Dur bir dakika. Kalkan modu açtı. Kalkan modu açınca daha çok mu vuruyor? O kadar yavaş ilerliyor ki. Hızı da çok kötü. Kalkan moduyla da bir alakası yok. Kalkan modu aktif. C ile kalkan modunu aktif ediyorsun. X ile hiçbir şey olmuyor. Alt tuşuyla hiçbir şey olmuyor. Kontrol ile hiçbir şey olmuyor. Sağ klik mal gibi kükrüyor. Ama güzel görünüyor. Tek avantajı, yani tek güzelliği, güzel görünüyor olması. Bak, sarı gözlü güzel bir dinozor. Tek Giga gibi diye bir şey var mıydı acaba? Ben hiç tek Giga görmedim. Tek Rex vardı. Normal Ark'tan bahsediyorum. Tek Rex vardı da tek Giga yoktu galiba. Neyse, tamam, hadi gidelim. Kendim ürettim. Üretmesem daha iyiydi. Çok angarya bir dinozorsun sen. Hiç sevmedim seni. Bunları hiç sevmedim arkadaşlar ben. Bu üretim dinozorları. Daha iyi olabilirdi bu mevzu. Hiç iyi değil bu arada, cidden. Tek Raptor'un yanına koyayım. Tek Raptor 13.000 vuruyor. Bu 17.000 vuruyor. Koskoca gigasın. Bari 20-30.000 vur. İdare edelim yani, anladın? Neyse, geç. Biz summonlardan kaldığımız yerden devam edelim abi. Summonlar. Şimdi summonlar... Aa, geçen bölümde arkadaşlar, bir dakika, benim gitmem gereken bir yer var. Geçen bölümde arkadaşlar dediniz ki bana, bölümde yazılanları ben okudum. Abi, Nova'yı geçtikten sonra bir neydi lan? Yumurta, Nova yumurtası falan filan şey yapacak, gelecek. O Nova yumurtası mutlaka al falan filan dediniz. Hatta dur ya, yorumlara bir daha bakacağım abi. Çok önemli yorumlar vardı benim bilmediğim yorumlar. Bir dakika. Şakir Kemal Çetinkaya bosslar hakkında bilgi vermiş. Bayağı hepsini yazmış, helal olsun. Haktan bu da demiş ki, abi Nova'yı kesince yumurtası düşüyor, onu al, bir de içinden Dominikleri evrim geçirebileceğim bir şey çıkıyor. Dikkatli olmasın, çabuk çürüyor. Dominikleri evrim geçirebileceğim bir şey çıkıyormuş. Bir dakika abi. Şuraya Nova yazdığım zaman Nova ile ilgili neler var? Ha, Nova The Destroyer var. Başka bir şey yok herhalde. Chaos'un içinde ne vardı? Nova yazınca. Bunun içine hiçbir şey düşmemiş. Ben Nova'yı nerede kesmiştim? Şurada bir yerde kesmiştim abi, bir dakika.
Bir sahilde falan kesmiştim değil mi? Kumsallı bir sahilin kenarında. Valla çok emin olmamakla beraber sanırım şurada bir yerde kestim ya. Şurada mı kesmiştim? Cidden çok emin değilim. Yumurta falan hiç görmedim arkadaşlar ben ya. Nova yumurtası olsaydı, Nova'yı gerçekten çıkarabilseydik çok güzel olurdu. Bazı arkadaşlarımız da şey yazdı. Nova'yı kesince Nova yumurtası çıkması için bir yere tik atman lazım ayarlardan falan filan yazmıştı ya. Bossları falan böyle denizde kes. Denizde pek hareket edemiyorlar. Daha iyi kesersin falan filan. Abi ben Chaos'la bildiğin, Chaos Griffin'le beraber Nova kestim değil mi? Akıl almaz bir şey bu arada. Chaos Griffin'le Nova kesmeyi deneyen bu modda kimse var mıydı? Herhangi bir YouTuber falan bilmiyorum ama başardık biz yani, yaptık bunu. De yumurta gerçekten yok arkadaşlar. Şuraya ben bir çanta bıraksam. Diyelim çanta bıraktım. Tamam mı? Şöyle yukarıdan bakınca çantayı görebiliyor muyum? Görebiliyorum abi, bak çanta. Yumurta muhtemelen kocaman bir şey olurdu. Yumurtayı da görebilirim. Görebilirdim daha doğrusu. Ya şurada ufacık bir tavşan vardı. Nerede lan o? Bir dur. Ufacık bir tavşan. Ah mesela şurada bak. Ufacık bir tavşan bile görünebiliyor. Görüyor musunuz? Ya onu da görürdük muhtemelen ya. Bilemiyorum. O ne? Mikroraptor. Allah belasını versin bunları. Yani muhtemelen Nova'ya sahip olmak için Nova'nın yumurtası. Egg desek. Egg yok. Yumurta. Yumurta yok. Ben Nova yumurtasını spawnlayayım mı? Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Sebebini söyleyeyim. Nova ile ilgili bir yere bir tik atacaktık. Bir ayarlardan falan filan. Nova yumurtasını bana vermesi için bir şey, işaret atmam gerekiyordu. Nova kestikten sonra yumurtası düşsün falan filan diye. Onu yapmamışım. Fakat şöyle bir durum var burada. Eğer saddle yazdığım zaman arkadaşlar, yok. Bir dakika. Nova yazdığımız zaman daha doğrusu, bak armor, Nova'nın zırhı falan filan bize veriliyor. Nova'nın zırhı bize veriliyorsa bunu, zırhın takılabileceği bir Nova gerekiyor bize değil mi? İşte dolayısıyla muhtemelen yumurta olayı gerçek. Biz yumurtadan Nova'yı çıkartmamız gerekiyor. Nova'yı kestiğimiz zaman ya bize timeable verecekti, Nova'nın ruhunu verecekti. Onu spamlayıp aynı Demonic Reaper'da yaptığımız gibi yapacaktık. Veya Celestial Rex'te yaptığımız gibi. Önce kendisini kesip evcilleştirilebilir bir şey çıkartmamız gerekiyordu. Onu Nova'da yapamadığımız için muhtemelen yumurtası düşecekti. Mevzumuz bu. Düşmedi. Ayarlardan açmadığıma göre bence spamlamam çok doğru. Bu spamlama olayına ben karşıyım aslında da, bazı noktalarda gerekiyor aga. Kusura bakmayın. Evet, Nova yumurtasını spamladım. Ekledim kendi üzerime şu anda arkadaşlar. Tam görmüş olduğunuz gibi. Nerede bu Nova yumurtamız? Bu. Evet, bu gelecekmiş bize. Umarım doğru yumurtayı spamlamışımdır. Tek başına muazzam besleyici olan bu yumurta. Arkadaşlar kuluçka süresi falan filan yazıyor. Normalde tüketilebilir diyor. Normalde tüketilen bir şey yumurtadan çıkarılmaz. Bunu biliyorsunuz. Ama yumurta sağlığı ve aynı zamanda çürüme zamanı falan kuluçkayı falan verdiğine göre bundan Nova'yı çıkartabileceğiz. Biz kendi Nova'mızı çıkartabileceğiz. Bence en mantıklısı bu ya. Bence Nova'yı evcilleştirelim abi. Sonuçta o kadar uğraştık. Onun bize bir şey katması lazım. Ben çok eminim ki. Bir dakika önce bir gideyim evime. Bu arada arkadaşlar şu yorumu size göstermek istiyorum ya. Şakir Kemal Çetinkaya öyle bir yorum yazmış ki, bütün bosslar hakkında bilgi vermiş adam. Baya bilgi veriyor ya. Bunu kesinlikle okuyacağım ben. Böyle yorumlara ihtiyacım var benim. Modun altından kalkabiliyoruz bu arada. Kendi kendime bir şeyleri keşfetmeye falan filan, modu çözmeye başladım da. Tam modun en heyecanlı yerlerinde seriye olan ilgi falan filan düşmek üzere. Bu hiç hoş değil. Şimdi Summon yazıyorum abi. Bak şimdi. Nova the Destroyer. Ben tutup da muhtemelen Demonic Reaper'la şunları kesemem. Bak şunlar çok güçlü. Ya aşırı güçlüler. Özellikle abi Picons galiba en büyük bosslardan biri galiba ya. Çünkü bunu ve bunu kestikten sonra bunların madalyonlarını kullanarak bunu üretiyorsun gördüğün gibi. Bayağı zor bir şey. Bunların her birini üretmek için de hem Nova'dan hem de Creature'dan kesmen lazım, anladın? Bunlar da zor aslında. Bence bunlar, bak şöyle söyleyeyim. Demonic Reaper ve aynı zamanda Celestial Indom'dan daha güçlü olanlar Nova ve Creature. Okey. Bunlar bir kademe güçlü. Nova ve Creature'dan bir kademe güçlü olanlar Ice Colossus Boss, işte Fire Colossus Boss, Electric Colossus Boss ve Chaotic Colossus Boss. Bunlar bir kademe daha. En güçlü boss ise arkadaşlar galiba Picon's Revenge Boss. Tamam mı? Bu Nirvana galiba şu. Aşırı derecede zor olacağını düşünüyor. Nova'da bile bu kadar zorlandıysak bunda ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Ama tutup da bununla savaşmak için bunları elde edemem. Anladınız ne demek istediğimi değil mi? Bununla savaşmak için bunların ruhunu kullanmam lazım. Bunları evcilleştirmem gerekiyor. Bunlarla savaşmak için de Nova gibi şeyleri kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla bu Nova'yı benim ihtiyacım var.
serinin devamlılığı açısından. Tutup da arkadaşlar Demonic Reaper'la veya atıyorum Demonic Capro'yla veya atıyorum Celestial, Indominus Rex'le falan filan imkansız yani, anladın? İmkansız. Şimdi Nova'yı yumurtasından çıkartma zamanı. Hadi bakayım. Sen gel ya Allah aşkına, sen bir denize gir ya. Takıl burada. Vallahi billahi umurumda değilsin ya. Allah kahretsin seni. Orada takıl, gözüm görmesin. Vallahi boğul orada hatta. Oğlum etrafta ağaç kalmadı. Lanet olsun ya. Ateşini yolla bana. Dın 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 dın. Hor alevler içindeyim. Bilmesen de. Gecelerim kapsın gündüzlerim oğul. Ne diyorum lan ben? Uy bu ne? Şaka mı lan bu? Kocaman bir şey. Oha, yumurta sağlığı %0. Yumurta çürüyecek mi? %0 ne demek lan? Yumurta sağlığı %0 diyor. Kuluçkarı 3 dakika sonra çıkıyor bu arada. Çok hızlı çıkıyor. Yumurta sağlığının bu kadar düşük olması hiç hoş değil bu arada. Kaç seviye olarak çıkacak? Ve ne yapacağım bununla beraber? Yani dünyayı yiyeceğim muhtemelen bununla beraber ya. Sağlığı %15'in altına düştü de yumurta düşürüyormuş Nova the Destroyer. Nova the Destroyer arkadaşlar, yani şu Dodo Reaper'mış yani. Çoklu özel saldırılar. %15 veya sağlığı düştüğünde döllenmiş bir yumurta düşünür ve öfkelenir. Ölene kadar %150 hasar verir. Dominic Deschamps'ın öğesini ve 3 adet roket planını düşürür. Ürettiği sürü ve AOE ateşiyle Celestial'lerin güç modundan çıkabilir. 3 özel roket planı düşürürmüş. O roketleri de biz üretmemiz gerekiyor. Anladım. O roketler de önemli. %2 saniye. Kocaman bir şey çıkacak arkadaşlar. Gel. Ne? Gel bana gel. Kardeşim öleceksin. Düşünsene öldüğünü. Ateşte yanıp öldüğünü düşünsene. Bebek Nova. Nasıl ya? Sahiplendim. Okey. Onun büyümesini mi bekleyeceğim ben bunu? Cidden mi lan? Direkt büyük olarak gelseydin ya. İlgi istemesine 3 dakika var. Ne ilgisi isteyeceksin lan sen? Ha Dodo. Bir dakika, bu Dodo'ya hakikaten benziyor lan. Dodo Reaper. Hakikaten Dodo'ya benziyor. Kardeşim al sen şunları ye, ölme. Ölürsen var ya vallahi üzülürüm. Gel böyle gel. Suya düşme ha. Uy çok hızlı. Bayağı hızlı yalnız. Bayağı hızlı. Ne oluyor lan? Bir dakika, sen ne yapıyorsun tam olarak? Bebekken bunu yapıyorsan sen büyüyünce ne yapacağım bilmiyorum. Gel. Hacım bir dur. Oğlum ne yaptı lan buralara? Ya Allah belanı versin. Ya o nereden geldi o terzi ya? Alfa bir terzi nerede? Allah belanı versin böyle oyunun ben ta ya. Böyle oyun mu olur ya? Vallahi baştan spamlıyorum. Başlarım böyle işe. Geldi bir tane vurdu, öldürdü onu ya. Geri zekalı. Sahiplen. Alacım şunları al. Ama sen durdurak bilmiyorsun, bu böyle olmaz. Dur. Acı bu kendi kendine geziyor ama. Böyle bir şey yok. Normal olduğunu zannediyorsun ama değil bu. Kendi kendine gezemezsin. Hey. Bak burası benim uygarlığım. Kendi kendine gezemezsin. Öyle bir dünya yok. Yok öyle bir şey yok. E'ye mi basmam gerekiyor burada? Ne yapmam gerekiyor ya? Kendi kendine gezme. Sakin. Evet arkadaşlar bayağı büyüdü. Cidden. Birazdan ilgi isteyecek de. Lan kendi kendine gezmese çok iyi bence. Ne istiyorsun ilgi olarak? Lan bir dur. Lan ilgini merak ettim. Ne istiyorsun? Kucaklaşmak. Tam kucaklaştık. %33. 3 kere daha ilgi alacak. Oğlum bayağı büyüdü bu. Bayağı büyüdü. Ne istiyorsun? Yine kucaklaşmak. Yine kucaklaştım. %33 daha, güzel. Oğlum hayvan gibi bir şey oldu bu. Lan sen ne oldun böyle? Kaç saniyen var la? Bir dur yerinde. Sana kim hareket et diyor ya? Sırlarla sanki çürümüş gibi değil mi? Arkadaşlar bayağı büyüdü bu arada. Ciddi büyüdü bu arada. 302 milyon sağlığı oldu. Tamam. 37 saniye sonra büyüyecek. Ama olgunlaşması, inşallah yine kucaklaşma istersin. Gitgide büyüyor bak. 3-5 saniyede bir büyüyor. 2 saniyede bir daha çok büyüyor. Hacmi büyüyor bak. Aha. 14. Tamam, yetişir muhtemelen, umarım. Bir kere daha kucaklaşma iste. %100 yapalım seni hadi. Nova the Destroyer ne istiyor? Kucaklaşmak istiyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi aga, bu hayvan benim artık. Cidden bu hayvan benim. 2000'lik zırhı da var. Anladın? 2000'lik. O zırhı taktığım zaman zaten buna hiçbir şey olmaz gibi diye düşünüyorum. Ama seviyesi 1'miş lan. Niye seviyesi 1 ya? 1 seviye ya. 1. Büyüdü. Hayırlı olsun. Gel bakalım. Saddle'ın nerede senin? Armor olarak geçiyor. Al bakalım armorunu. Bineyim sana. Üf. Lan bayağı büyük. Sıkıştık buraya. Lan bana ne vuruyor ya? Hacım ben senin 600 bin sağlığı var. Sana şundan vereceğim, tamam mı?
Sana fullendireyim seni. Gel bir böyle. Dodo'ya çok benziyor. Dodo Reaper. Aynen. Hem Dodo, bak ellerine bak. Dodo kanatları var. Ve galiba normal Demonic Reaper'dan daha büyük. Bir tık daha büyük gibi hissettim. Bilmiyorum. Kendi kendine yürüyor bu ya. Bıraktığım zaman kendi kendine yürüyor. Anlamadım ben bunu. Hacım health'ım var mı benim? Yok. Hacım kendi kendine yürüme. Bir yürüme kendi kendine. Bir dakika oralarda bir bekle. Bir saniye. Chaos sende var mı health? Chaos health lazım bana. Teşekkür ederim. Gel lan buraya. Lan kendi kendine yürüme ama. Sen böyle yürüyünce hoşuma gitmiyor benim. Şşş. Bir yürüme. Öncelikle bir sağlık verelim. 1 milyon veriyor sağlığını. Yani normal vahşisinin 200 milyon sağlığı vardı. Bak bu adaletsiz olmuş. Fiziksel hasarını arttıralım. Tamam. Adaletsiz olmuş biraz. Gerçekten adaletsiz olmuş. Çok daha iyi olabilirdi abi. Bir seviye olarak verdi bana. 30 milyon sağlık bastım maalesef. 30 milyon sağlıkla paramparça ederler bence. Ama Allah'tan 2000'lik zırhı var. 2000'lik zırhı biraz kurtarır bunu. Tamam hadi. Hadi gidelim bakalım neler yapabiliyoruz. 168 bin. İyi vurmuyor. E tabi iyi vurmaz. 60-76 seviye bir hayvan yani. Anladın ne kadar vuracak. Tamam. Özellikleri neler? Öncelikle C'ni göster bana. Kuyruğunu sallarken aynı zamanda bomba mı patlatıyor cidden? Bunu yaptın mı sen az önce? Bir daha yapar mısın? Bayağı etkili. Güzel. Çarptı herkesi öldürüyor. Ne var lan? Al. Ah. C'si çok güzel. Kuyruk sallarken bomba patlatıyor. X. Allah. Allah. X fena bu arada. Nereye gidiyor lan o? Ne yaptı lan o? X'i nereye? Şuraya istediğim yere atabiliyor muyum X'i? Yo. Önüme doğru atıyor. Tamam. Şuralar komple yok. Uf. Tamam. Güzel. Alan temizlemek için birebir. Bayağı iyi. Şimdi sağ tık. Olayı sağ tık abi. Abi olay sağ tık. Ben size söyleyeyim. Bayağı sağ tıkla beraber şu alanı komple içinden geçiyor. Sağ tık çok iyi. Başka var mı? Sol tık normal vuruyor. Tamam. Alt var mı? Yok. Kontrol. Kontrolü de var. Kontrolü de çok iyi. Alev atıyor buraya. Al sana kontrol. Abi bayağı özelliği var ya. Peki şey nasıl atıyorum? Yarasa. Abi lütfen yarasa atmayı bana. Yarasa. Zıplayabiliyor lan. Kontrol atıyorum. X atıyorum. X çok etkili ya. C. Sağ tık. Sağ tıkla şunu atıyorum. O beni çok korkutan şey var ya, o sağ tıkmış ya. Aşırı korkutmuştu beni bu. Evet. Şimdi arkadaşlar Nova baya baya sağlam bir dinozor. Onu fark etmiş oldum. Damage. Full damage var mı? Yok. Tamam güzel. Apex. Sana kontrol deneyebilirim ha. Çok hızlı ya. Bana bir demonik lazım. Hacım yapma bunu be. Bunu yapma. Buradaki bütün hayvanlığı yok edeceksin. Yapma. 2,5 milyon mu vuruyor o alanın içerisinde? Hacım sen ne yapıyorsun? Hey! Al. Al X'i de al. Al X'i de al. Hala bana vuruyor. Bak hala bana vuruyor. La şu kim ya? Sen ne yaşıyorsun lan? Bir öldüremedik onu. Abi bana acil bir şey lazım. Neydi onun adı ya? Orjin lazım. Ben orjinlerle görüyorum ne olduğunu. Acil orjin lazım bana. Evet orjin. Gel bakayım bana. Ne oluyor lan orada? Burası ne? Ejderhaların yuvası gibi bir şey. Burada bir şey var lan. Ben şu anda tam olarak haritanın neresindeyim? Burada bir şey varmış. Şurayı merak et. Aa ejderha. Tamam. Ejderha ini burası. Güzel. Şimdi abi. Bir tane orcum var hemen önümde. Lan Giga'ya gelmişiz yanlışlıkla. Haritadaki tek Giga buymuş ya. 60 seviye bir Giga. Ben orcun işaretledim, Giga'ya gelmişiz. Tam işaretleyememişim demek ki. Buraya geldik de o daivirler yine bu mağara var ya. Şurada iğrenç bir mağara vardı. Bir ara defalarca ölmüştüm. Yine oradaymış. O ne lan? Ice Griffin. Bir dakika arkadaşlar. Bir orcun bulamadım ben. Eve gideyim orcun spawnı neresi ya. Şurayı bir yok edeyim de. Alın lan. Hadi gidiyorum ben. Bu da size ders olsun. Haritanın patronu benim lan. Adam olacaksınız hepiniz.
Sen bir hareket etme ya. Bıraktığım zaman hareket ediyor. Çok saçma be. Şunlar Wyvern olmaz. Al bakalım şunu. Bir Spino keselim bununla. Hadi. Evet hadi bakalım. Aga. Abi şu çok etkili değil mi ama ya? Bayıldım şuna ben ya. Şu alanın içinde kaç vuracak acaba orijine? Çok merak ediyorum ha. Galiba sağ tık değil mi bu? Sağ tık abi. Ya ben o uçan yarasaları çıkartmayı anlayamadım ya. Keşke onu da anlayabilseydim. Evet gel bakalım Spino. Gel. Evet al. Kaç vuracak buna? Gel bakayım buranın içine. Gel kaç vuruyor? 116 mı cidden? Giremiyor ki bu alanın içerisine. C. Bayağı vuruyor. Cidden bayağı vuruyor da o kadar iyi değil lan. O kadar iyi değil ya. Al bunu. Kaç? Bu 73.000 bayağı iyi vuruyor. Bu bayağı iyi vuruyor ya. Kontrol iyi. Al bakalım bir tane daha kontrol. Al bir tane C. Hepsini deneyeceğim. Al bundan. Güzel. Primal simütant var mı? Bayağı vurduk da şöyle bir sıkıntımız var abi. Dinozorum çok iyi. Bu niye bu kadar yavaşladı? Dinozorum çok iyi. Fakat dinozorumun şöyle bir sıkıntısı var. X'i de deniyorum. C'yi atıyorum. Seviyesi çok düşük olduğu için iyi vuramıyor. Sadece bu. Oğlum hiçbir şey yapamıyor bu arada bana. Bayağı uzun sürdü. Seviyesinden dolayı bu kadar uzun sürdü. Seviyesi yüksek olsaydı var ya şimdiye 50 kere kesmişti. Neyse ama. Olsun. Bu da olur ya. Şimdi şöyle bir güzellik de var. Onu da anlatayım arkadaşlar. 2100'lük kalkanım olduğu için buradaki Spino bana sadece ve sadece 200 falan vuruyor. Vur bakayım mı? 200 vuruyor ya. Normalde orijin Spino'lar bayağı fazla vurur da sadece 200 vurabiliyor bana. Al. C'ye de basayım. Yani bitmek üzere. Bit artık hadi. Dön. Evet bitti. Tamam. Olay bu. Olay bu da çok garip ya. Hiç sevmedim. Cidden hiç sevmedim. Bir kere hala şey çıkartmayı Lan ne yapıyorsun burada? Hala şey çıkartmayı anlayamadım ha. Sen kaç seviyorsun lan? 285 aslında fena değiliz. Ben hala nasıl yarasa çıkartamam? O yarasalar nasıl çıkıyor? Öfkelendiği zaman mı çıkıyor? Anlayamadım. Şu roketlere falan bakacağım. Arkadaşlar son şeylerimiz. Bir de aynı zamanda Creature'a falan filan bir bakayım. Dur. Ne yaptığı belli değil ki. Sen niye dolaşıyorsun? Ben seni dolaştırmıyorum ki normalde. Neyse ya. Uğraşamayacağım onunla. Onun da özelliği o herhalde. Roket diye yazsak yok. Nerede onlar abi? Roketlerim nerede abi benim? Bunlar da yapılıyor mu? Saddle bunlar pardon. Oğlum roketleri nereden bulacağım ben lan? Abi roketler yok şu anda bulamadım. Nova yazınca ne çıkıyor bize? Nova yok. Buraya Nova yaz. Roketleri ben nereye koydum? Nova yazınca bir şey çıkmadı. Plan desek. Plan yazınca da çıkmıyor. Chaos'a bakmak istiyorum bekle bir. Chaos sende mi lan o? Chaos'ta da yokmuş. Böyle didik didik inceleyeceğim dur. Yavaş yavaş bakıyorum tam şu anda. Oğlum yapma ya. Roketleri kaybetme be. Önemli galiba onlar be. Yapma Laz. Bunlar değil değil mi? Bunlar değil galiba. Arkadaşlar bir önceki bölüme baktım. Destroyer yazdığın zaman çıkması lazım. Burada da Destroyer yazalım. Destroyer. Dest. Hah. Buldum ya sonunda. Tamam bunlar. Apex Bullet, Barut, Metal, Polimer. Tamam gayet iyiymiş. Primal roket üretip bunu yapıyormuşsun. Bunlardan bir dahaki bölüm yapacağım inşallah ya. Tamam hepsinden bir yapıp bir bakalım roketler neymiş. Önce öğrenmemiz gerekiyormuş. Tamam şunlar üzerimde kalsın benim diyeceğim de. Atamıyorum üzerime bir dakika. Şunu bir üzerime atacağım. Atsana lan bunu üzerine. Atamıyorum. Bunu atıyorsun bunu niye atmıyorsun? He tamam bir dakika. Roket, primal roket ne alaka lan? Destroyer. Engramlarda öğrenmen gerekiyor. Ne alaka lan? Ben bunu zaten elde etmiştim. Bunlar bende plan olarak yokmuş ki. Bir dakika. Arkın yok. Yok. Hidrolik servo. Mil. Galiba. Tamam. Eşek. Nasıl evcilleştir? Evcilleştirsin. Destroyer. İçine feeder gel. Dur şu roket planları ondan çıktı. Nükleer. Bu. Bunlar. Arkadaşlar şu roket planlarını ben şey yapmıştım ya. Diğer tarafa atmıştım. Ne yazıyor? Destroyer. Destroyer ile ilgili olanları bir açalım. Destroyer. Öğrenmem gerekiyor diyor da ne alaka ya?
Abi hacım ben bunları öğrendim bu arada. Vallahi öğrendim normalde. Destroyer. Neyse ona da bakacağız. Ona da bakacağız. Bir de bir dahaki bölüm şunu kesmeye çalışacağım. Umarım kesebilirim. Summon. Nerede? Evet bu. Yo bu değil değil mi lan? Picon. The Critter Summon. Bu Picon. Aynen tam bu Picon. Picon için Celestiar. Dominic yine kesmemiz lazım. Demonic Soul. Oo bir sürü bir şey lazım. Hazırlık yaparak girerim ben herhalde videoya diye tahmin ediyorum. Neyse. Bir bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu taraftan bir sonraki bölümü bu taraftan oynatma listesine girebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz. Her sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.